Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü eserimizde bitirdik. Ata ve Sülekayık 4 dörtle Divan Hikmet'le sizlerleyiz. Divan Hikmet'i ilk Türk tarikatı olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi yazmıştır. Bir rivayete göre Arslan Baba'nın müritlerinden olduğu düşünülür. Ve hangi adlarla bilinir Hoca Ahmet Yesevi? Bir kere Hoca Urmanlanan ilk sanatçıdır. Sonra mürşidi kamil. Yani kamillerin, olgunların mürşidi. Piri tarikat, tarikatların piri. Piri Türkistan, Türkistan'ın piri gibi isimler alır. Ve divan hikmet adından da anlaşılacağı gibi hikmetler divanıdır. Yani Allah aşkına anlatan şiirler vardır. Ve o dönemde insanlara Allah aşkını verir. Onlar sadedir. Ve bu hikmetler koşma biçiminde dörtlüklerle yazılanlar Hec ölçüsünün 12'li versiyonu vardır. İçinde mesnevi biçiminde münacat ve naat türündeki eserlerde aruz ölçüsü yazılmıştır. Ve yaşname tarzı hikmetler olduğu görüşünde birleşir. 16. yüzyıldan sonra yazıldığı için arkadaşlar yazıya geçirildiği için Çağatay Türkçesi özelliklerini içinde barındırır. Yani bir dilci olarak incelerken bunun Çağatay unsurları üzerinde durulmalıdır. Zikir ritmindedir ve canlı bir üslubu vardır. Bu arkadaşlar hikmetler. Hocam hediye seviye aittir ama bazıları arkadaşlar yani başka kişiler yazmışlardır tarikatın içinden aynı Yesevi'nin içerisinden. Onlar da Hoca Ahmet Yesevi arkadaşlar hepsi ne yapılmıştır arkadaşlar? Üzerine verilmiştir. Ama yani bunların hepsinin moda mod Hoca Ahmet ye ait olduğundan emin miyiz arkadaşlar? Değiliz. Ama öyle düşünür. Kur'an tercümeleri. Satır altı ve satır arası Kur'an tercümeleri vardır arkadaşlar bu dönemde. Birincisi Tiyem Nüsa'sı. En eski Kur'an tercümesi. Şirazi istinsa eder. Yazıya geçirir. Ve Abdullah Kök çalışmıştır. Anonim tefsir. Zeki Veli Togan'ın Fergana'dan bulduğu tefsirdir. Petersburg'da Asya Hakları Enstitüsü kitaplarındadır. Borovkov sözlüğünü hazırlamıştır. Tefsir tercümanasıdır. 3. Manchester John Rylands nüshası. Yanoş Ekman'ın sözlüğünü hazırladığı nüshadır. Sonra Taşkent Bilimler Akademisi, Semenov çalışmıştır, eksiktir. Dört tane. Söyleyin bana bir. T.M. Bir, T.M. en eskisi. İki, anonim. Üç, Manchester John Rieland. Dört, Taşkent Bilimler Akademisi, bazen Taşkent Özbek Bilimler Akademisi şeklinde de geçer. Tekrar sayalım. Bir, T.M. Anonim. Manchester ve Taşkent. Tamam mı? TM anonim Manchester Taşkent. TM anonim Manchester Taşkent. Bu kadar. Bunlar satır altı özellikler gösterirler. Ve dini terimlerin Türkçeleştirilmesi çok dikkat çekicidir. Mesela Allah yerine Tanrı. Hesap günü yerine sakış yanıt günü. Bakın sakış günü. Sakış, samak, hesap etmek, sak, uyanık. Yani bir nevi düşünce günü, sonuç, arkadaşlar hesap, sayma günü şeklinde geçer. 6. Yarkent dokümanları. 1911 yılında Arap Uygur harfli hukuk belgeleri bulunur. 15 tane. Ve bu Yarkent'in yar Kanda'dan geldiği düşünülür. Yani yukarı şehirden geldiği düşünülür. Ve 11. yüzyıla aittir. Tamam Ama burada bilmemiz gereken bir şey var. Gençler, ilk hukuk belgelerinin bunlar olduğu düşünülür. Ama hocam Uygurlarda görmüştük. Ama Uygurlarınki tamam Uygurlarda ama onu önce işledik ama 13. yüzyıla ait Uygurlarınki. E bu kaçıncı yüzyıla ait? 11. O zaman araştırmalara göre ilk hukuk belgeleri Yarket dokümanlardır arkadaşlar. Tamam mı? Uygurlarınki 13. yüzyıldadır. Şimdi bu tarafa gelelim. Karan Türkçesinin ses özelliklerini sizinle beraber işlemeye başlayalım. Ses bilgisi. 1. 8 ünlü 26 ünsüzden oluşur. Ama bizim kapalı e meselemiz her zaman var ya. Ahmet Bican Evcilasun e der ki 8 ünlüden oluşur Karaan Türkçesi der. Mecid Mansuroğlu da der ki hayır kapalı e. Kapalı e'yi neden düşünmüyorsun der. Onu düşünürsen toplam ünlü sayısı kaça çıkar der. 9'a. 26'da ünsüz vardır. Bakalım özellikler. O ve Ö. Bugün ilk genellikle bulunmuyor. Bulunanlar yabancı kökenli oluyor ya. Burada bulunur. Kalınlık incelik uyumu oldukça tamdır. Yalnız düzlük yuvarlaklık uyumu kat iyi bir suretle ne değildir arkadaşlar söyleyin bana tam değildir. Sadece düz ünlü bulunan arkadaşlar, sadece düz ünlü ekler vardır. Bak uyum aykırı. Mesela bak nasıl düzlük, yuvarlaklık, gibi tam değil onu görelim. Ders uzunluğu yok ama ekleyebilirsiniz. Bakın. çı, tukçı. Bu normalde tukçı olduğu zaman yuvarlak gitmesi lazım değil mi? Bakın düz. Ukuldu, ukuldu değil, ukuldu. Dın. ökünç din, ökünç dün değil ökünç din. Körgül değil, körgil. Bakın gılı, sıfat fiil. Okıklı, okumaktan ne diyor arkadaşlar adam? Okıklı, gördün mü? Okuklu değil. Bakın o zaman bunlar düzlük yuvarlaklık uyumunun tam olmadığına dair delildir. Çünkü şunların yuvarlaklaşması lazımken düz kalmıştır. Bak, sadece yuvarlak ünlü. Dur, fiilden fiil. ...bildürmek... Bakın bildirmek dert. Düzleşmemiş, yuvarlaktan gitmiş. Gu, yigü, yigi demesi lazımdı. Bak sıfat fiil yigü. Guçu, yat demesi lazımdı. Yat guçu, yuvarlak. Sussun emir kipi bakın. Kelmesin değil, kelmesin. Yuvarlak gittiğini gördük mü? O zaman gençler bunları neden yazdınız hocam? Kardeş yüzlük yuvarlaklık uyumunun tam olmadığına dair delilimiz olsun. Birincil uzun ünlüler korunur. Hatırladınız mı? Bu tartışma yaşamıştık hani girişte. Türkçede birinci uzun ünlü vardır. Mesela at, süt. Bak uzatıyorum. Ki kaç karlı da olduğunu söyler. İkinci uzun ünlüler de vardır. Bakın uzatıyorum. Tam şu iki noktadan öncesini uzatıyorum. Açar. Bak at, süt, açar. Demek ki ikinci uzun ünlülerde vardır. Bazı ses olaylarına beraber bakalım. Bir, yuvarlaklaşma vardır. Dudak ünsüzleri etkisiyle v, m gibi. Bak birkaç örnek yazmışım. Evirmek, evürmek. Darın yuvarlaklaştığını gördük mü? İ dar ünlüsü yuvarlak olmuş. Ne dudak ünsüzü etkisiyle. Min, mün, i ü. O zaman burada darın yuvarlak ünlü olduğunu gördük. Darın ünlünün komşecedeki yuvarlak ünlü etkisiyle yuvarlaklaşması vardır. Mesela bulut, bak u etkisiyle bulut. Unutmak, bak u etkisiyle unutmak. Evet, İncelme. Biz bunu söz, ses olaylarında arkadaşlar, ses olaylarında ön damak sıllaşma olarak da gördük değil mi? Bakın, ısık, isik. Yorutmak, yürütmek. Gördük mü arkadaşlar? Bakın özellikle yürütmek mesela Harezm Türkçesi metinlerinde de çok çok çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ı, i, I Gördüğünüz gibi R inceldi. Önlem aksırlaştı. O da öye önlem aksırlaştı. Ünsüz değişimlerinden belki de en önemlisinden başlayalım. B, ve W şeklinde yapılan çift dudak B'si. Bak. Kelime ortası ve sonunda V'ye dönüş. Bak. Tabar tavar ortada. Sap sav sonda. Gördük mü? Kaşgarlı Mahmut arkadaşlar ikili bir şekilde kullandığında söyler. Hem B'li hem çift dudak V'si olanların kullandığını söyler. Bak. Ortada yabız Yavuz. Sevinmek, sevinmek. Gördük mü? Demek ki BV değişimi bu dönem için önemli bir değişimdir. Kibi kelimelerde BV değişimi de karşımıza çıkar. Yufka. Yufka. Gördük mü? Daha sonra yufka şeklinde de karşımıza çıkar. Şimdi. Dil bir bütündür. Daha gelmedik ama. Hariz'in Türkçesi ile alakalı da bununla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum bundan sonraki. Bak. BV oluyor değil mi? Harizm Türkçesi de seyrek olarak da v, f de karşımıza çıkar. Bakın. Zaten arkadaşlar burada da kimi kelimelerde görülüyordu. Mesela öpke, Öfke, öfke. Seyrek de olsa çıkar. Burada da seyrekli, orada da seyrek. Hatta Harizm Türkçesinden iki metinden örnek vermek istiyorum. İkili kullanın. Bak. Kutbud Hüsrevişir'in adam yalvarmak diyor. Rabguzi'nin kısa sür enbiyasında yalvarmak diyor. Bak Hariz'in Türkçesinde de ikili kullanım karşımıza çıktı mı? K sızcılaşma. Bak yakşı yakşı. Okşamak oğuşamak. Evet. Z's maz maz. Bakın ikili kullanım. Hatta kutat kubrikte ötünmezmen ötünmezmen. İkili kullanım karşımıza çıkıyor değil mi? Türk Türkçesinde görülen palatal N'nin Y'ye dönüşmesi. Karşımızda daha önce de vardı. Çıgan, çıgay. Uygur Türkçesindeki Y ağzı gibi. Anık, ayık. Bunlar N'ye yani çıgan, çıgay. Anyık, ayık gibi görebiliriz. Düzleşme, bakın Uygur Türkçesinde. Uygur Türkçesinde karşı, karalda karşı. Avuç, avuç gibi Düzleşme örnekler de var. Ünsüz düşmesi olarak da R'nin ve G'nin düşmesi örneklerini bulabiliriz. Berk, bek, R gitti. kirgürmek ki gürmek, R gitti. Sar, sağ. E, önemli bir örnekti arkadaşlar. Mesela hatırlayın kök Türkçe'sinde sar, ulaç, zarf fiil. Uygur Türkçe'sinde sar, neydi gençler? Oradaki arkadaşlar şart gibi. Bak burada da şart gibi ama sağ. G'nin düşmesi eşkek eşek, elik el, kulgak kulak gibi görebiliriz. Ünlü birleşmesi bakın iki ünlünün nele ök, nelök, neçe ök, ne çök, nere ök, nerek. E ile ö birleşiyor. Tabii ki arkadaşlar buradaki baskın olan ö oluyor. Götüşme, yer değiştirme. Yağmur, yamgur. Gördük mü? Koşunu konşı. Bakın, konşı, koğuşu, koşunu. Orada notunuzda ikili bir şekilde dizgide ufak karışmış ama bu da örnekleri görülüyor. Evet, şimdi ses bilgisine şöyle bir kapatasak bakmış olduk mu? O zaman arkadaşlar şuradaki ses değişimlerine diğer videoda en önemli bölümlerle maddeleyelim. Alalım sonra da yavaş yavaş gramere doğru yol alalım. Önce ses değişimlerini halledelim sonra gramere doğru yol alalım. Anlaştık? O zaman arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.